Ben geldim, günlük vloğa hoş geldiniz. Bugün günlerden ne günü biliyor musunuz? IKEA gezme türü. IKEA gezme turu, hangisini kabul etmek isterseniz. Spordan geldim, saat 12.30-1'e doğru. Hiç oturmadım desem yedir çünkü bugün regl günüm ve inanılmaz çok tatlı yediğim bir an yaşadıktan sonra birazcık sindirme ihtiyacım vardı. Ardından annem dedi ki Beray'la bugün birlikte IKEA'ya gideceğiz dedi. Dedim ki bensiz mi? Dedim ben de geleyim çünkü biliyorsunuz ki malum bir hafta sonra taşınıyorum. İstanbul taşınıyorum. O yüzden alınması gereken ve alacağım bazı şeylerim vardı. Ben dedim ki annemlere sürpüntülük yapayım, peşlerine takılayım, onları rahat bırakmayayım ve onlarla birlikte beraber çakmak kızlarıyla bir IKEA turu yapalım dedim. Şimdi böyle söyleyeceğim ama şu ana kadar IKEA'ya sadece bir kere gittim ve IKEA'yı gezmekten nefret ediyorum. Böyle büyük mobilya, ev, araç, gereçlerin olduğu yer gezmekten hiç zevk almıyorum çünkü başım dönüyor. Ama böyle tek katlı bir mağaza olsun gezerim. Ama IKEA çok büyük ve böyle gezinmesi çok zor bir yer. Yani ben gerçekten böyle bunalıyorum. Gerçekten çok bunalıyorum. O yüzden bilmiyorum yani hani böyle bu tarz büyük yerleri gezmek pek bana göre değil. O yüzden tek başıma muhtemelen hiç gitmem. Annemle beraber gitmek daha mantıklı geliyor. En mantıklısı olacak. Şimdi üstümü falan değiştireceğim. Beray'ı okuldan alacağız. Annemin arabası serviste. Benim arabamla gideceğiz ve ben yorgun olduğum için kendim kullanmak istemiyorum arabayı. Anneme kullandıracağım. Zaten makyajımı tam da spor etmeden böyle birazcık kapatıcı falan sürmüştüm. Böyle almışan bir şey sürmek de istemiyorum. Duş almadım çünkü dün akşam daha duş aldım. Ve saçlarım da kötü durmuyor yani. Hani iyi duruyor. Zaten salık bırakıp full de salık bırakabilirim. Salak bırakıp kep takmayı düşünüyordum. Şapka takacaktım. Ama bilmiyorum. Neyse şimdi hazırlanayım gidelim. Neyse şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Ve hazırlandım. Bu tarz böyle mevsim arası giyinmeyi çok seviyorum. Böyle hafif bu tarz ceketler üstüne böyle şapka takmayı, altıma tight giymeyi, içime kısa kollu giymeyi falan böyle bayılıyorum. Kelimenin tek anlamına bayılıyorum. Şu an birazcık yandım. Şu an kombini göstereceğim diye şu ceketi giydim ama yandım. Neyse saat şu an 3:28 geçiyor. Berra'nın okulundan Berra'yı saat 4'e davet almamız lazım. IKEA'ya gitsek o esnada saat 5-5.30 falan olacak zaten. Tam denk gelecek. Büyük ihtimalle yemeğimi de yanına aldım akşam yemeğimi. Yoldayken yerim diye. Neyse çok konuştum. Aşırı yorgunum zaten. Gidelim. Ben de yemeğimi unuttum. Ay dostlar, IKEA'ya gidiyoruz. Anne benimle IKEA turu yapmaya heyecanlı mısın? Bunları niye aldın? Ay lazım olacak işte. Nasıl lazım olacak? Ha, IKEA'da poşet almamak için mi yapıyorsun? Evet. Allah'ım ya. Çünkü onların poşetleri çok ince. Amcama birazcık laf söyledim. Amcayı çıkardım yer yerinden. Yer kapanmamış. Bu amca mı? Bagaj. Bagajı ne yaptınız? Babamın eşyası oradaydı. Ferah seni görünce şaşıracak, haberi yok seni geleceğine. Zaten bensiz IKEA planı yapmışsınız. Ben Beray'a dedim ki birlikte gideriz. Dedi ki tamam. Bana bugün IKEA'ya gitmek istediğini söylemedi. Öyle plan yaptığınızdan bahsetmedi bile. Ve ben bugün sana anne planı ne dedi? Dedi ki benim planım yok. Birkaç saat sonra ben niye öğrendim? Kime planım? İkiye gidiyoruz biz dedin. O saate kadar planım yok yani. Benim... Söyleyebilirdim bunu. Aa, ben... Ay ne biçim arabalar. Gazı freni. Özür dileriz senin araban kadar kaliteli bir gaza sahip olamadığımız için. Gücümüz buna yetti. Dostlar kendim çok garip hissediyorum. Çünkü kendi arabamda bugün sabah babam kullandı. Şimdi annem kullanıyor. Kendi arabamla misafir olarak gidiyorum. Resmen şu ön koltuğu ilk defa kendim bindim kendi arabamla. Çok garip geliyor. Ama keyifli çünkü... Başkası kullanıyor ve gerilmiyorsun. Evet. Hayatımı düzene sokmak için bu kamyonu yükleyen kişiye ihtiyacım var bak. Nasıl yüklemiş kamyonu dümdüz. Geçecek bu maktan kamyonun arkası sözler. Efe kanalım gözlerini yapma öyle kalacak. Efe kanalım. Efe kanı oğlum yapma gözlerin öyle kalacak diyen bir kadın var. Bak burada da çıkmış. Hayır üstüne şöyle tut sağ baş parmağını oku. Üç kulübü elham oku. Nazar mı bu? Tabii. Üç kulübü elham oku. Üç elham oku. Üç felak, üç nas, üç dahiyetel kürsü oku. Oku üfle. Siz softsunuz böyle. Duymuyorsun beni. Söyle izlemesin mi? Başak. Allah Allah.
Çakarım ha. Bir telefonu bırakana kadar beni görmüyordu, duymuyordu. Şimdi şerefsiz köpeğe köpeğe bak. Anne biliyorsun değil mi? Seni izliyorlar burada. Ah! Ne zaman açtın? Anne bayağıdır açık. Yemin et bilmediğini. Biliyorsun. Annemle çarpsın bilmiyordum. Anne ortada ay, açık kamera ederim. Var. Hayır oraları kesmezsen öldürürüm seni. Kesmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar evde böyle benim bir gideceğim anksiyetesi başlamış durumda. Aylık anksiyetesi. Sürekli annemle beraber şey diyor. Zaten sen haftaya ayrılıyorsun evden. Gidiyorsun zaten evden. Ama üzülüyorum ya. Ben de üzülüyorum anne. Pandemi. 2 senedir evdeyim. Anca alışmaya başlamıştık pandemide. Anca derken 2 senedir aynı evde. Hayır. Anne 18 senedir benle yaşıyorsun. Anca mı alışıyordun? Anca alışıyorduk diyor. Onu demedim. Şimdi bak Beren kameranın açık olduğunu bilmeyecek. Böyle bir aptallaşacak önce. Arabayı göremedim ya. Bakınıyorum, bakınıyorum. Hi. Hi. Sakın vlog çekeceğini söyleme abla bugün. Okul mağduru seni. Yorgunluk. İyi yaşa. Herhalde seni kameraya almadın diye bir an böyle bir alındın bana. Bir dikkat çekmeye uğraştım. Fark evet. Ettim. TikTok videomuz 10.000 izlendi. Beral TikTok videosu çektik. Bayağı TikTok'a sardık. Beral bu arada ben iki yılda nasıl vlog çekiliyor bilmiyorum. Sen hep bunları izledin misin? Sen biliyorsundur muhtemelen. Ben biliyorum. Daha önce çekmiştim ama tabii ki de yayınlamadığım için kaldı. O zaman sen birazcık bugün o çekimlerde yardımcı olursun. Ben bembeyaz çıkıyorum. Lütfen ben. Geldik dostlarım. Geldik. Şimdi kamerada. Evdeki dolaplarımı düzenlemek için nevresimlerimi koyabileceğim böyle kuşluklar bakıyorum. Onun haricinde ek olarak başka ne bakacaktım? Bir tane düzenleyici aldım. Bir de aydınlatmalara bakıp dolabı için düzenleyiciler bakmaya çalışıyorum. Anne hazır mısın? Mutfak bölümüne geliyorum. Yaşasın. Dostlar daha yani bir saattir buradayım ama sanki 10 saattir buradaymış gibi çok yorulmuş hissediyorum. Bu kadar büyük, yüksek tavanlı ve her yeri dolu dolu olan bir yerleri gezdiğim zaman böyle kafam çok yoruluyor, zihnim çok yoruluyor, ben çok yoruluyorum. Bilmiyorum ne aldığımı söyleyeyim. Bir tane yastık aldım. Ek olarak pantolon asmak için askılık aldım. Bir tane sarmaşık, böyle sarkan bir çiçek aldım. Onu yerdeki odam için aldım. Mutfak için bulaşık, dizici bulaşığı yıkadıktan sonra dizip kurutmak için bir tane metalden bir şey aldım. Bende vardı ondan ama plastik vardı. Ve benim tabaklarım genelde bir pasta tabağında kahvaltı yapıp yemek yediğim için büyük olduğu için plastik böyle diziyordum bulaşık yıkadıktan sonra. Onu dizdiğim zaman ağırlık yapıyordu. Plastik olduğu için o aldığım şey benim kurutucu devriliyordu. Onu aldım. İki tane düzenleyici aldım. Kurç aldım kendime. Aslında yine birazcık pahalıya çıkacak gibi duruyor bilmiyorum. Belki kasaya geldiğimde eleme yaparım diye düşünüyorum. Çünkü genelde ben hep böyle buna ihtiyacım var deyip alıp kasaya gelmeden önce eleme yapan tiplerdenim. Şimdi alacaklarımızın bir kısmını bitirdik. Dekorasyonu mutfağa geçmeden önce saat 6.30'a geldiği için Berra ile annem acıkmış. Onlar yemek almaya gittiler. Şimdi gelecekler. Ben yemeğimi evden arabaya getirmiştim. Tabağımız vardı dünden kalan. Onu yedim. Yanında yoğurdum vardı. Onu yedim yolda. Burada uğraşmayayım. Çünkü biliyordum ben geç kalacağımızı, eve gidemeyeceğimizi. Bir de kabak yemeği benim çok sevdiğim yemek olduğu için hazır evde varken onu yanıma alıp da götürmek, arabada yemek daha mantıklı geldi. O yüzden ilk öyle yapmışım. Şu an bir tek annemlerden soda istedim. Çünkü içim yanıyor. Şu an bir de bugün reglimin ilk günü. Spordan çıktım. Ne akşam nasıl olacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle
o yürümenin yorgunluğu, sporun yorgunluğu benden akşam çıkacak gibi. Neyse annemler gelsin, görüşürüz. Aman Allah'ım, siz ne kadar güzel şeyler almışsınız. Biliyorum şekerim. Yine kafamı çıkarttım böyle. Annem resmen çok yorulduk. Anne yorgun musun? Geberiyorum. Hadi ışınla bizi eve. Işınla bizi. Yorgunuz. Yorgunum. Yani çok yorgunum. Şeyden, IKEA'dan çanta bakacaktım. Çantayı bulamadım. Allah'ım ne yapacağız? Boş ver. Ne çantası olduğunu. Sen tabii. Dostlar çok yorulduk. Şimdi yol tarifiyle eve gitmeye çalışacağız. Eve gidince aldıklarımızı gösteririm diyeceğim ama gösteremeyeceğim. Çünkü hepsi bagajda. Belki çıkarmadan önce üşenmezsem eğer bagajdan aldıklarımı gösteririm eve taşımadan. Çünkü yarın İstanbul'a yavaştan taşınmaya başlayacağım için eşyalarımı arabadan çıkarmayı düşünmüyorum. Neyse bakacağız. Dostlar sonunda eve geldik ama ben bagajda bırakacağım için eşyaları size nasıl daha sonra göstereceğim bilemediğim için ve bunları yarın eve taşıyacağım için ve gösteremeyeceğim için şu an göstermeye karar verdim. O kadar yorgunum ki ama aldıklarımı size göstermezsem bana kızacağınızı biliyorum. O yüzden yavaştan başlayacağım. Şimdi bakın benim evimde dolapların en üst tarafı çok yüksek ve ben oraya böyle nevresim falan koyuyorum sürekli. Ve nevresime teker teker alırken üstüme düşüyor. O yüzden böyle hurcumsu gibi bir şey aldım. Şu şekilde boyut kısmı. Şu şekilde böyle büyüyor. Boyutu da büyük olduğu için rahat bir şekilde nevresini hem yerleştirip çekip alırken daha kolay olacağını düşündüm ve dağılmaz hem diye düşündüm. Bir bunu aldım. İkincisi benim İstanbul'daki evimde eğer eski vloglarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu aynısı tam ayakkabının önünde ve rahat kullanamıyorum. Başka da kalmadı. O yüzden arkadaşlar boy aynası almam gerekiyordu kendime ve boy aynasını koyacak yerim de yok. Çünkü 1+1 ve inanılmaz küçük. Yani gerçekten size ev turu yaptığım zaman gösteririm böyle. 10 adım atıyorum ve evin sonuna gelmiş oluyorum. O yüzden aynaya koyacağım da yer olmadığı için benim de aklıma şey geldi. Duvara yapışan aynalardan olsa diye. Daha sonra IKEA'da şöyle dörtlü satılan bir ayna buldum. Bunun içerisinde 4 tane var. 4 tanesi 99 liraydı. Aşırı pahalı değil ama tek sıkıntısı şu ki IKEA'nın bu yapıştırmalı olduğu için yapıştırma tarafı arkasında ya güvenemedim. Şimdi içinde sadece 4 tane var. Ben bunu yapıştıracağım. Ola ki yapışkana bir sıkıntı çıktı ve bu düşüp kırıldı. Gece bir şey oldu falan. Ne? Direkt geriye 3 tane kalacak. Ve hep 4 satıldığı için 4 tane tekrar almak zorunda kalacağım falan. Hani anladınız benim demek istediğimi. O beni birazcık korkuttu. Ve şöyle bir şey aldım. Bundan 2 tane aldım. Pantolon askısı. Normalde benim bu Gebze'deki evimde pantolonlarımı asacak. Lavun altına böyle çekmeli raylı bir sistem var. Oraya pantolonlarımı asıyor. Ama İstanbul'daki evimde pantolonlarımı böyle katlayarak koyuyordum. O da çok buruşturuyordu. O yüzden pantolonlarımı asabileceğim böyle bir askılık aldım. Bundan 2 tane aldım. Ama metal olduğu için bir tık daha dayanıklı olduğunu düşündüm. Buraya bir pantolon, buraya 2, 3, 4, neredeyse 5 pantolon sığabilecek. Bir de benim için gerçekten önemli olan bir diğer şey ise bulaşıklarımı yıkadığım zaman koyabileceğim bir bulaşıkların süzülmesi için, kuruması için bir metalden malzeme. Bunun adı ne? Şey demek istemiyorum ama öyle bir şey. Altında da suyunu da toparlaması için böyle metalden, demirden bir şey var. Su onun alt tarafına doğru toplanıyor. O da bayağı rahat olacak diye düşünüyorum. Çünkü benim mutfağım gerçekten kelimenin tek anlamıyla o yüzden bunu almak zorundaydım. Aslında bende vardı. Size zaten IKEA'da bahsetmiştim ama plastikti o. Plastik olduğu için tabaklarım taşımıyordu. Böyle devriliyordu ve kırılacak diye korkuyordum. O yüzden bunu almak zorunda kaldım. Kerata aldım arkadaşlar. Kerata. Evimin kapısı mıknatıslı gibi ve inanılmaz ağır bir kapı. O yüzden orada giyinirken çok zorlanıyorum ve ayaktayken ayakkabımı giyebileceğim ve benim eğilmeden tişörtümü üstümü falan soktuğum zaman belimle açılmayacak şekilde bir kerata almam lazım. Dünyanın en gereksiz ama aslında bir o kadar gerekli olan şey arkadaşlar. Kerata. Ne aldım biliyor musunuz? Böyle bir tanecik kase aldım. Ama bir tık büyük böyle. Aşırı büyük bir salata kasesi değil. Aşırı küçük bir salata kasesi değil. Orta boy bir salata kasesi. Sabahları kahvaltı için kendim yapabileceğim güzel bir kase. Bunu çok beğendim.
Son olarak da minik bir saks. Bunlar ikisi ayrı ayrı satılıyordu. Sarmaşık. Bunun ne çiçeği bu ya? Anne bu ne çiçeği? Bunların adı ne deniyor böyle sarkan çiçeği? Sarmaşık. Böyle koyduğunuzda sarmaşık gibi sarkacak yani. Bir de şöyle bir düzenleyici aldım son olarak. Bunun içerisine de büyük ihtimal takılarımı falan koyarım diye düşündüm. Çekmecem benim çok dar olduğu için anca bu sığar. Hem güneş gözlüklerim, takılarım, tukalarım, her şeyimi buna sığdırırım diye düşündüm. Bu kadar dostlar. Bir de iki tane daha şey almışım IKEA'dan ama onları bugün almadım. Onları sipariş verdim. Onları daha açmadım. Büyük ihtimalle ev turu yapmadan önce taşınırken sizlere onu tekrar gösteririm. Bugün bize IKEA... Çok çirkin öptüm. Evet. Oh. IKEA'ya götürdüğün için teşekkür ederim. Şey gerçekten teşekkür. Yorucu bir yolculuktu. Evet, çok yorucuydu. Tagerzi'den İmran. Gerçek. Evet. Gezdim. Şimdi ne oldu? Zaten haftaya gidiyorum evden. Ya demesene şöyle ya. Deme durmadan ya. Of arkadaşlar gerçekten artık gidiyorum. Sabah annemle kahvaltı vloglarım olmayacak biliyorsunuz değil mi? Yani bir poşette bir şey de dursun. Evet ya. Hadi ben abla. Giriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada yakın bir zamanda gerçekten taşındığım bir vlog gelecek. Bu konuda bir tık heyecanlıyım ve 23'ünde okullar açılıyor. Büyük ihtimal siz bu videoları izlerken ben okula başlamış ve okul vloglarını, üniversite vloglarını çekiyor olacağım. Aşırı heyecanlıyım. Sanki arkadaşlarla konuşuyoruz. İlk gün de giysek, ne yapsak, ne olacak falan diye. Çünkü sanki lise yeni başlamış gibi size diyorum kendime ama halbuki üniversite 3. sınıfa geçtim arkadaşlar. Sadece 2 senedir online eğitimden dolayı böyle bir öğrenci hayatı yaşayamadım. Çünkü kendimi çok öğrenci olmaya hazır hissediyorum. Onun heyecanını yaşıyorum. Bana şirketiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.